Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Zul oynayacağız. Ama arkadaşlar bugün kendime bir challenge koydum. Gözümde şu an zaten görüyorsunuz gözlük var. Bütün video boyunca ben Zul'u gözlükle oynayacağım. Sizin de böyle değişik challenge'larınız varsa yoruma yazmayı unutmayın. Hepsini yapacağım ve videoda like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar ben Zul'a videosu çekmeyeli bayağı bir uzun zaman oldu. Aradan bir 4 gün geçti neredeyse. Bayağı bir geliştim ben o 4 gün boyunca, yani o kadar da çok oynamadım aslında ama mesela şöyle hemen özelleştire gelin arkadaşlar, M4 abide deşan olarak 2 tane var şöyle. Ondan sonra üst eklenti olan 2 tane var, şunu kullanıyorum. Ön eklenti olarak bayağı var, şunu kullanacağım ben, pardon şunu kullanacağım, bu en iyisi susturuculardan. Alt eklenti olarak şu en iyisi, aksesuar olarak en iyisi, yani herkese kişiye göre değişir ama bana göre şu zulanın şeyi. Çıkartma olarak da ne kullanıyordum ben? Neredeydi ya? Ben ne kullanıyordum? Ha, tilkiyi kullanıyormuşum ben. Yani fark etmez. Kuma kullanıyorum hatta. Şimdi size müthiş bir şey göstereceğim. Bunu. Arkadaşlar bugün Colt 1911'i full artı full efsaneviyledim. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hepsini bir çıkaracağım. Bakın böyle bir Colt. Pardon böyle değildi. Şöyle bir Colt 1911'im vardı. Bugün Zula biliyorsunuz oyuna her gün girdikçe her gün size hediyeler veriyor, deste kasa falan. Mesela şunlardan süper platin deste. Bana bugün bir kasa verdi ve o kasadan full 5 kaçtan 1, 2, taka taka gideyim 3, 4, 5, başka var mı? 6, pardon 7'ymiş. 7 tane efsanevi verdi, zaten 7 tane kart çıkıyor. 7 tane efsanevi, hepsi efsaneviydi ve hepsini Colt 1911'e verdim. Colt 1911 şeymiş galiba. Destesiymiş. Yani böyle müthiş bir Colt 1911'im oldu. Arkadaşlar ben bu bir de M4 harbimi artı 2'ye bastım. Şöyle göstereyim size bir saniye. Burada artı 3 diyor. Artı 3'e basmam için bu kadar demir yetiyor. Kuram yetiyor. Titanium yetmiyor. Çok uzatmadan hemen hızlı başlattan girelim arkadaşlar bir maça. Allah. Ölüm maçı normal. Çukurda mı oynasak ya? Yok. Gemide oynayalım hadi. Gemiyi çok seviyorum. 30 dakika başlamamış. Umarım bulmamız uzun sürmez arkadaşlar. Ölüm maçı diyelim, normal diyelim. Bu video biraz uzun olabilir öbürlerine göre. Üsküdar sokaklarında oynayalım. Başlamış mı? Başlamamış. Başlar mısınız hemen ya? Arkadaşlar ve bana Instagram'dan yazarsanız siz de beraber Zula'da VS atabilirim. Zula PS'e bir bakalım bu arada, tamamladığımız şey var mı? Ve arkadaşlar şu an ben gözlükten çok zor görüyorum. Yani siz diyeceksiniz ki ne var bunda ya gözlükle oynamakta. Ama bunun camı gerçekten çok kalın. Gözüm ağrımış resmen. Bakın yani camı acayip kalın şöyle. Şimdi taktım full kararlı ekran. Sanki normalde çok pro oynuyormuş gibi kendime bir de böyle zorlaştırıyorum. Hadi artık maç bulabilir misin ya? Çanakta da oynuyorum. Aynen. Maç başlamış, 15 dakika 200 öldürüm ya. Umarım çok video uzun olmaz arkadaşlar. Ben kısa bulmaya çalışıyorum çünkü video uzun olursa sıkılırsınız. Hemen başlasın. Bir saniye arkadaşlar. Ben tamam. Videonun bir ayarına baktım. Bu arada şu anda Çanakkale türküsü çalıyor. Evet arkadaşlar şu anda kapkaranlık. Maç başlamış 21. 22. Bir saniye ağırmadım mı? Yok odaklanamadım. Bir RTK M4 abiyle oynayalım. Bir de Colt 1911'li bir adam almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim maçlara. Yani şu Colt'a bir bakın ya. Müthiş. Harbiden. Baksana şu. Ama şimdi bununla gitmeyelim. Silah alalım. Arkadaşlar cidden çok zor. Sizin de dediğim gibi böyle değişik challenge'larınız, böyle manyak challenge'larınız varsa mutlaka yoruma yazın. Bir saniye, tam kafadan güzel. Sen nereye? Ya ben öldürecektim onu. Şunun silahı neymiş? M468 güzel. Aa bir dakika. Yok ya bende de var gerçi ama onun özelleştirmeli kartları vardı. Scooter'a bir şeyle desen çıkardım arkadaşlar. Şöyle dedim, şöyle desen çıkardım. Şu tabanca her baktıkça adam alasım geliyor da adamlar kusmuş ki. Kaça kaç gidiyoruz? 1'e 3 gidiyoruz.
8 dakika sonra maç bitecek. Şöyle bir bomba sallayalım. Tuttu, tuttu hadi. Üf arkadaşlar. Bombayla aldık. Biz alamadık. Yerden 4 abi de istiyorum. Güzel. Wow şu 4 abi resmen 4 abilikten çıkmış. İmiç mi alsak, pompalı mı alsak? Adamlar bizi sıkıştırmış ki Beyze. Onlar 68 biz 34. Bu arada Karamit'in çok şekil diyecekti. Bir saniye durur musunuz? Arkadaşlar gerçekten gözlükle durmak yani gözlükle bakmak çok fena. Bir saniye keskin şarjı var. Oyun takıldı. Heh, tamam. Ya şu da her videoda geliyor üst tehdit koruması arkadaşlar. Kusura bakmayın. Adam kusmuş bizim Beyze'nin önüne. Ya sıkıştık ki biz Beyze. Ben skutu çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Aha AWP buldum. Tamam. Şimdi öldürebiliriz biraz adam belki. Şimdi keskin nişancı aldım ya adam yok. Benim elimde taramalı olsa şurada keskin nişancılar yığılı olur arkadaşlar. Bu ne ya? Bir dakika durun. Adamın bombası ikili bombası artı 4. Benim daha 4 tabirim artı 6 değil. Ne oluyor? Burada AWP'yi yine alalım. AWP bence bir saniye bombaya gitmeyelim. Ya adam nerede? Adam nerede? Yok böyle olmayacak. Ben yine 468 alıyorum. Ve bu arada 5 tane oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Ona da 468 koydum. Çünkü silahım yok. Yani doğru düzgün silahım yok. Bombayı atacağım yine. Tuttu. Bari bomba tutsun ya. Bari bomba tutsun. Harbiden. Bizim takım şu an gömülüyor. Resmen gömülüyor arkadaşlar. Bu video güzel bir beğeni gelirse bir sonraki videoyu ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Eğer siz güzel challenge'lar yazmazsanız tabi. Yani challenge yazarsanız sizin challenge'larınızı yapacağım. Ama eğer yazmazsanız iki gözlükle, hatta ikinci gözlük de şurada arkadaşlar hemen ben. Bakın şu gözlüğü de takacağım mesela şöyle. İkisini de geçireceğim şu an görmüş olduğunuz gibi. Şöyle geçireceğim böyle oynayacağım. Eğer bu video güzel bir beğeni gelirse. Ben rakam koymayacağım çünkü siz mesela 4 dedim 13 falan attınız. O yüzden rakam koymuyorum. Güzel bir beğeni gelirse öyle yapacağım arkadaşlar. Tabi sizden şey gelmezse, challenge gelmezse. Bir bakalım. Ha adam. Yalnız şey taktı güzel silah. Ya ona odaklanıyorum o 2 kişiden. Şu an berbat gittiğimin farkındayım bu arada. Bombayı atayım. Şöyle attım. Tutar ben diyorum. Uf arkadaşlar bu 2. Ya bir dakika base'den çıkabilir miyim? Şu an cidden acayip sinirlendim var ya. Karambitim de şekil. Bir saniye. Bombayı atacağım bu sefer kafana. Yedin sen onu yedin. Evet. Buradan K98 alalım. Benimisi bitmiş hemen dolduralım. Arkadaşlar bu arada şu an aklıma geldi. Yeni bir seri çıkarmak istiyorum. Mert bunu yap. Serimizin adı Mert bunu yap. Yani bu video aslında duyurum videosu gibi bir şey oldu. Çünkü ben oynayamıyorum. Mert bunu yap diye bir seri çıkaracağım. Adı zaten Mert bunu yap olacak. Bu seride sizden gelen yapmamı istediğiniz yorumları yapacağım. Mesela Zula'da atıyorum bir maçta. Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı ben hemen halledip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar kapı çaldı biliyorsunuz. Videoyu durdurmuştum ama durdurmak yerine kapatmayı tuşuna basmışım maalesef. O yüzden ben de bilgisayarı kapattım. Zaten maçın bitmesine 2 dakika kalmıştı. Son videonun bitirişini buradan yapayım diyecektim. Buradan yapıyorum arkadaşlar. Zaten kameramdan çekecektim. Kameramın da şarjı bitti. Son çare olarak ben de telefondan çekiyorum videonun sonunu. Arkadaşlar sözüm yarım kaldı. Sözümü tamamlayayım. Sonra da videoyu bitiririm zaten. Dediğim gibi yapmamı istediğiniz şeyleri Mert bunu yap PHD ile yazabilirsiniz. Bu Zula sadece Zula'da geçerli değil. Brawl Stars'da, Zula'da. Mesela atıyorum ben bir örnek vereyim. Zula için, Brawl Stars için falan kendiniz düşünebilirsiniz. 10 kişiyi bir maçta 10 kişiyi kafadan vur mesela atıyorum. Ondan sonra gerçek hayatta da olabilir hatta arkadaşlar. Yani gerçek hayatta ve oyunlarda Mert bunu yap hashtag ile yapmamı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Mesela gerçek hayatta ya da bir örnek vermem gerekirse şok paşetiyle ağız bire gir. Bimlerde diye sor mesela bu önceden çok popüler bir şeydi. Bunun gibi şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Hepinizin yorumunu almaya çalışacağım. Hepinizin yorumunu okuyacağım.
Yorumlarınıza kalp atacağım. Yorum yazmayı unutmayın dediğim gibi. Ama gerçek hayatta beni zorlayacak şeyler yazmazsanız sevinirim. Oyunlarda yazabilirsiniz mesela 10 kişi kafadan vurmak bir maçta. Biraz zorlayıcı olabilir. Mesela bunu yazabilirsiniz, bunu yapabilirim. Ondan sonra başka şu an aklıma gelmiyor. Gerçek hayatta zorlayacak şeyler yazmazsanız sevinirim. Dediğim gibi bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz kafam gitti. Daha çok like diyorum. Daha çok bu tarz videolar için like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.